Ben çok mutluyum, çok çok mutluyum. Çünkü İsa beni kurtardı. Ay, canlı yayın başlamış. Arkadaşlar, hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba. Hepiniz Sat 7 Türk çocuğa bugün de hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hafta sonundan sonra sizlere kavuşmak benim için çok ama çok heyecan verici ve sevinç verici bir olay. Arkadaşlar, eğer bugün ilk kez saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarımız varsa ben aşağıda görüyorsunuz. Nora ablanız hafta içi her gün saat tam 4'te yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyorum. Birlikte çok şey yapıyoruz ama size neler yaptığımı anlatmayacağım. İzledikten sonra zaten neler yaptığımızı anlayacaksınız. Bu arada az önce çok mutlu bir şarkı söylerken sizlere yakalandım. Çünkü bugün gerçekten çok neşeliyim, çok mutluyum. İçim içime sığmıyor. Çünkü bugün kendi kendime bir kutlama sebebi buldum. Ve bu kutlama sebebim ne diye merak ediyorsanız arkadaşlar doğa çok güzel. Doğa o kadar güzel ki hem de ilkbahar ayındayız. Tam böyle doğanın uyandığı zamanlar. İşte o yüzden ben de bugün kendi kendime doğanın güzelliğini kutlamak ve bu yüzden çok ama çok sevinmek istedim. Peki arkadaşlar doğa nedir biliyor musunuz? Haydi bakalım gelin videomuzu izleyelim. Gördüğünüz o güzel görüntüler doğanın ta kendisi. Bir taraftan içimize böyle minik bir üzüntü düşmüş gibi oldu. Çünkü bu aralar az önce gördüğümüz gelin. Bu arada Gadu burada siz görmüyorsunuz ama hapşırdı. İyi yaşa Gadu. Devam ediyorum. Ne diyordum arkadaşlar? Evet, hatırladım şimdi. Şimdi bu aralar evet biz az önce gördüğümüz görüntülere kavuşamıyoruz. Bu ara birazcık ondan uzağız ama hiç fark etmez. Buna hiç üzülmeyin. Ben aslında bugün de birazcık size ve kendime doğanın hala orada duruyor olduğunu kendime ve sizlere hatırlatmak istedim. Evet, bu aralar kavuşamıyoruz. Bu aralar birbirimizi göremiyoruz. Ama üzülmeyin. Biz bu dönem bittiğinde ve dışarı çıktığımızda tekrardan doğaya kavuşmuş olacağız. Ve belki de hatta o zaman doğanın kıymetini daha iyi bilmiş olacağız. Çünkü biz bazen dışarıda olduğumuzda, sokakta oyun oynarken aslında çiçeklere, böceklere, güneşe, gökyüzüne, bulutlara o kadar da bakmayabiliyoruz. Nasıl olsa hep oradalar diye. Ama şimdi belki de doğanın kıymetini daha iyi anlamışızdır. Evlerimizde kapalı kaldığımız için dışarıda deniz, gökyüzü, bulutlar dans ederken, rüzgar sesi varken, ağaçlar böyle kendi aralarında sallanırken ve bazen kuşlar, böcekler o yapraklara konarken İşte bunu daha iyi inceleme şansımız olacak. Çünkü şimdi bunun yokluğunu hissediyoruz. Ve işte o zaman doğaya kavuştuğumuz zaman ona sıkı sıkı sarılıp iyi ki varsın doğa. Bugün de senin varlığını
kutluyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi bugün kendi içinizde doğanın orada olduğunu kutlayabilirsiniz. Tanrı doğayı bizim için yarattı ve biz de arkadaşlar bugün doğanın güzelliğini düşünerek, doğanın varlığı için Tanrı'ya teşekkür ederek o güzel doğaya yeniden kavuşacağımız günün sevincini hissedebiliriz. Şimdi evet, şunu söylemek istiyorum. Doğa arkadaşlar bana göre Tanrı'nın bize verdiği çok güzel bir hediye. Hani böyle doğum günlerimizde, özel günlerde, parti zamanlarında ailemiz ya da arkadaşlarımız bize bazen hediyeler alırlar. Böyle paketli kocaman, onu açarız ve içinden çıkan şey bizi çok mutlu eder. İşte bunu da şöyle düşünün. Doğa Tanrı'nın bizim için elleriyle yaptığı bir el işi gibi. Hani biz burada mutlu et köşesinde yapıyoruz ya, insanları mutlu etmek için onlara hediyeler yapıyoruz. İşte doğa da Tanrı'nın kendi yaratıcılığıyla, elleriyle yarattığı bizim için çok güzel bir hediye. Şöyle düşünün. Aslında doğa hakkında daha önce düşünmediğimiz şeyleri bugün düşünelim istiyorum. İsteyen gözlerini kapatabilir, isteyen gözlerini daha büyük açıp gözleri açık bir şekilde hayal edebilir. Şimdi arkadaşlar bir kere doğanın hayatımızdaki öneminden birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Doğa öyle bir şey ki bizim kaynaklarımızın çoğu doğadan geliyor. Ne gibi kaynaklar? Mesela su kaynakları, ellerimizi yıkadığımız su, içtiğimiz su ya da mesela içinde yüzdüğümüz su. Onun dışında ısı, ışık, yiyecekler, meyve ve sebzeler, kısaca bizim tükettiğimiz ve günlük hayatımızı sürdürdüğümüz her şey bize doğadan geliyor. Tanrı doğayı öyle yaratmıştır ki tıpkı insan bedeni gibi biz ona zarar vermedikçe, hatta bazen vermemize rağmen kendi kendini onarır, kendi kendini iyileştirir. Hatta bazen bizi bile iyileştirir, biliyor musunuz? Biliyor musunuz, kullandığınız ilaçların çoğu doğadaki bitkilerden yapılıyor ve o bitkiler işte Tanrı'nın kendi elleriyle özenerek yarattığı bitkiler bizleri iyileştirip ayağa kaldırıyor. Aynı zamanda da doğa çok güzel. Yani Tanrı hem bizim bedenimizi, hem bizim sağlığımızı, hem de bizim gözlerimizin mutlu oluşunu o kadar düşünmüş ki gözlerimiz doğayı gördüğünde sevinsin, sevinçten dans etsin diye çiçekleri, denizi, dağları, kumları, güneşi, ağaçları ve koskocaman ormanları işte o kadar rengarenk ve güzel yarattı. Bir düşünün. Eğer doğa olmasaydı ve hayatımız bundan sonra hep ama hep sadece taş binalardan ibaret olsaydı hayatımız acaba nasıl olurdu? İşte şimdi gerçekten gözlerinizi kapatmanızı ya da hayal etmenizi istiyorum gözleriniz açıkken de. İşte o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Parklar olmazdı. İçinde çiçekler, böcekler, ağaçların olduğu parklar olmazdı. Hayvanlar da neredeyse olmazdı. Renkler de pek azalırdı bence. Mesela kırmızı, yeşil, mavi bunlar olmazdı. Kediler, köpekler, inekler, kuşlar hiçbiri olmazdı bunların. Hatta denize bile giremezdik. Kumdan kalede yapamazdık o zaman. Annemize ya da babamıza çiçek bile hediye edemezdik. Öyleyse eğer hazırsanız bugün size verdiğim görevi şimdi açıklayacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bu kadar doğa hakkında konuştuktan sonra şimdi bizim görevimiz gelsin. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar görevimiz doğayı sevmek ve yaşamımız boyunca doğayı korumak. Peki acaba biz bu görevi nasıl yerine getireceğiz diye birazdan bunu konuşacağız ama ondan önce size ben kutsal kitaptan bir ayet okumak istiyorum Tanrı'dan gelen o kocaman mektuptan. Bu bölüm Yaratılış 1. Yaratılış 1. bölümünü okuyacağım sizlere. Tanrı yeryüzü, bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin
diye buyurdu. Ve öyle oldu. Yeryüzü, bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Yani gördüğünüz gibi doğa aslında nasıl kendi kendine yetiyor, farkında mısınız? Çünkü onu Tanrı yarattı arkadaşlar. Tabii ki de doğa kendi kendine yetiyor, kendi kendine çiçekleri çıkıyor, kendi kendine bitkileri oluşuyor, sebzeleri oluşuyor. Çünkü doğa gerçekten bir insan gibi, nasıl ki Tanrı bizi kendi yaralarını iyileştiren bir bedenle yarattı. İşte doğa da tıpkı öyle ve aynı zamanda doğa bizleri de besliyor ve bizlerin hayatı için gerekli olan şeyleri bize sağlıyor. Gerçekten doğa harika bir şey. Haydi bakalım şimdi görevimize gidelim. Nasıl yapabiliriz? Bu arada bu görev tabii ki de doğayı sevmek kısmı evlerinizde de uygulayabileceğiniz bir şey. Mesela doğa hakkında, doğanın nasıl oluştuğu, hayvanlar nasıl yaşıyor, bitkiler nasıl oluşuyor, ağaçlar nasıl uzuyor. Bunlarla ilgili İnternette bolca belgesele ulaşabilirsiniz. Belki de evinizde kitaplar var. Onları okuyup doğayı daha fazla sevmeye ve tanımaya çalışabilirsiniz. Ama doğayı korumak kısmı şu an evlerimizde acaba mümkün mü? Ya da acaba dışarıda mı olabilir ancak? Hadi gelin bakalım bu konuyla ilgili ipuçlarımıza bakalım. Doğayı nasıl koruyabiliriz? Mesela etrafa çöp atmamak çok önemli bir şey arkadaşlar. Eğer biz çöplerimizi, hatta özellikle pet şişelerimizi eğer yere atarsak, sokağa atarsak, işte o zaman o pet şişelerin yok olması gerçekten çok zaman alıyor. Ve onlar aslında çok uzun zaman doğada kalabiliyorlar ve doğayı kirletmiş olabiliyorlar. Doğanın düzenine zarar verebiliyorlar ve her şey bu şekilde. Yani düşünün ki mesela biz burnumuzu sildiğimiz o böyle pis şeyi ya da kağıtları ya da kalemleri ya da plastik şeyleri doğaya attığımız zaman o güzel, o tertemiz doğayı kirletmiş ve zarar vermiş oluyoruz. Bence bu durumdan Tanrı pek hoşnut olmayacaktır. Mesela doğa bizlere rengarenk çiçekler veriyor, değil mi? Mor, pembe, yeşil, değişik değişik renklerde bize çiçekler veriyor. Mesela biz bu çiçekleri koparttığımız zaman aslında onlara zarar vermiş ve onların hayatını bitirmiş oluyoruz. Ve bu da doğaya zarar vermek oluyor. Bunu da yapmamamız gerekiyor doğayı korumak için. Onun dışında hayvanlara zarar vermek. Mesela bunu asla yapmamamız gerek. Çünkü bir kere zaten onların da tıpkı bizim gibi canı var ve canları yanıyor. Ve aynı zamanda da onlar da doğanın bir parçası olduğu için, doğanın sistemine çok büyük katkıları olduğu için biz hayvanlara zarar verirsek aynı zamanda doğaya zarar vermiş ve Tanrı'yı gerçekten üzmüş oluyoruz. Mesela bir şey daha var ki bu çok önemli. Normalde resim çizerken, yazı yazarken, boyama yaparken lütfen sizden ricam, doğayı korumak için arkadaşlar, kağıtları boş yere ziyan etmeyelim. Durduk yerde onları küçücük bir hata yaptık diye karıştırıp çöpe atmayalım. Çünkü kağıtlar biliyorsunuz ki ağaçlardan yapılıyor. Ve ne kadar çok ağaç, ne kadar çok kağıt tüketirsek boş yere, o kadar fazla ağaç yaşamından oluyor anlamına geliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar az kağıt tüketelim diye sizden rica ediyorum. İşte arkadaşlar sizden en önemli isteğim bugün için doğayı kalpten sevmeniz, doğayı tanımanız, doğa hakkında bilgi edinmeniz ve onu gerçekten sevmeniz, saygı duymanız ve aynı zamanda tabii ki de ona zarar vermemek. Doğaya kavuştuktan sonra, şimdi değil belki, evlerimizde belki zarar vermediğimizi düşünüyoruz. Ama bu düşünceye alışırsak ileride doğayla tekrar kavuştuğumuzda ona zarar vermeyip onu çok sevmiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi haydi bakalım görev kısmınız bitti. Sizleri nereye gönderiyorum? Tabii ki de Ege'ye. Basenji türü köpekler havlayamayan tek köpek türüdür. Bu yüzden evinde basenji türü köpek besleyenlerin hırsızlığa karşı ek tedbir almaları gerekebilir. Bayrağının dört köşesi olmayan tek ülke Nepal'dir. Şekli çam ağacına benzer. Yani Hindistan'da olduğunu düşünürsek çam ağacını görmek biraz zor. Genelde ilk doğan çocuğun IQ seviyesine kardeşlerine oranla %8 daha fazladır. Ben buna inanıyorum. Yeni doğan kardeşim daha konuşamıyor bile. Standart boy bir kurşun kalemle elinizi kaldırmadan düz bir çizgi çizerseniz 55 kilometre gidersiniz. 55 kilometre sonra kaleminiz biter. Bu arada yolda kalem açma molası vermeniz için kaçınılmaz olacaktır. Molalarda Çeller şirketten. Kalabalık bir belediye havuzunda bir saat yüzerseniz yaklaşık yarım litre insan idrarı içersiniz.
Merak etmeyin, idrarın insan bünyesine güzel etkileri de vardır. Ama pek fazla içmeyin. Çenemiz tüm dişlerimizi kıracak kadar güçlüdür. Ama beynimiz bunu engeller. Bu yüzden sinirlendiğimizde dişlerimizi sıkarken dikkat edelim. Aşınabilir. Evet arkadaşlar, nasıl, ne zaman bölümümüz için bugünkü sorunuz acaba ne? Heyecanlı mısınız? Merak ediyor musunuz? O zaman hadi bakalım, sorumuz gelsin. Biliyorsunuz ki bazı ağaçlar o kadar uzun oluyor ki genelde biz bu ağaçları böyle yolda arabayla bir yerden bir yere giderken, yolculuk yaparken camdan görebiliyoruz. Hatta böyle bazen o kadar uzun oluyorlar ki onlara bakarken böyle yere düşecek gibi oluyoruz. Böyle yetmiyor sanki kafamızı ne kadar yukarı kaldırsak. İşte bu da Tanrı'nın mucizelerinden biri bence. Ben o ağaçlara büyük bir hayranlık duyuyorum. Bugün doğa hakkında konuşmaya devam edeceğiz ama cevabımızı almadan önce hadi bakalım bu upuzun ağaçlarla ilgili bir videomuz var, onu izleyelim. Arkadaşlar işte bu gördüğünüz güzel ağaçlarla ilgili hadi bakalım biraz bilgi sahibi olalım. Bazı ağaçlar nasıl böyle upuzun olur, nasıl böyle çok uzar. Ağaçlar gün ışığında uzadıkça uzarlar arkadaşlar, ama gün ışığına doğru. Ne var ki büyümek için ağaçların aynı zamanda çok da fazla suya ihtiyaçları vardır, tıpkı bizim gibi. Biz nasıl büyümek için suya ve yemeğe ihtiyaç duyuyoruz? İşte ağaçlar da tıpkı bizim gibiler. İhtiyaç duydukları bu suyu kökleri yardımıyla topraktan diye emerler. Bu su ağaç gövdesinden geçerek dallara ve yapraklara ulaşır. Yani bizim sanki suyu ağzımızdan değil de, hani olur da böyle bir hayal edelim diye söylüyorum. Bir ağaç olsaydık demek ki suyu ağzımızdan değil de ayaklarımızdan alacakmışız sanki. Ya da belki de ağaçların ağızları köklerindedir, öyle düşünebilirsiniz. Ve ondan sonra suyu yukarı doğru gönderiyorlar bu ağaçlar. Bir ağaç ne kadar büyürse en üst bölgesine suyu ulaştırması o kadar zordur arkadaşlar. Yani aslında upuzun ağaçlar için suyun da gidecek upuzun bir yolu var. Çünkü aşağıdan o koskocaman upuzun yukarıya doğru gitmek gerçekten su içinde sanki böyle günlerce süren bir yolculuk gibi. Çünkü ağaç suyu yukarıya taşımaya çalıştıkça yer çekimi adı verilen görünmez bir güç, ki biliyoruz yer çekimin ne olduğunu, bizi aşağı doğru çeken şey. Bizim biz şu an eğer uçmuyorsak da yerde yürüyorsak bu yer çekimi sayesinde yere doğru çekiyormuş suyu. Yer çekimi suyu yere doğru
çektiği için arkadaşlar upuzun ağaçlarda suyun yukarı gitmesi o kadar zor oluyormuş ve o kadar zaman alıyormuş. Zavallı su, gerçekten bir ağacı beslemek için çok büyük emek harcıyorsun. Ağaç suyu en üst bölgesine çekemediği zaman da büyümeyi bırakırmış. Yani aslında suyla birlikte çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Su artık yukarıya doğru gidemediği zaman ondan sonra artık ağaçlar büyümeyi durduruyorlarmış. Demek ki o upuzun ağaçlar, düşünün ki kim bilir ne kadar fazla su almışlar içine. Demek ki ağaçlar kısa kaldığı zaman da anlıyoruz ki yukarıya su gitmediği için kısa kalıyormuş. Bir ağacın ne kadar büyüdüğü o ağacın türüne göre değişiyormuş aynı zamanda. Örneğin meşe ağaçları 31 metre uzunluğa kadar büyürler. 31 metreyi hayal bile edemiyorum. Hem onun tepesinde olmayı çok isterim hem de galiba o kadar yüksekte olmak beni birazcık ürkütebilir. Çoğu söğüt ağacıysa mesela 12 metreye kadar uzarlarmış. 12 metrede hiç fena değil arkadaşlar. Evet, düşünüyorum size vermek istediğim başka bir bilgi var mı diye. Bence benim sizle paylaşmak istediğim bilgiler şimdilik bu kadar. Yani kısaca upuzun ağaçların büyümesindeki en büyük etken, en önemli faktör tabii ki suymuş ve suyu ne kadar yukarıya taşıyabildikleri arkadaşlar. Demek ki ağaç gördüğümüz zaman bizim de aklımıza su içmek gelsin ve hemen su içelim ki demek ki ne kadar çok su içiyorsak o kadar büyüyormuşuz. Haydi bakalım bu bilgiden sonra, doğayla ilgili edindiğimiz bu güzel bilgiden sonra birazcık da nereye gidelim? Meyvezi. Perge. Zeyi, iyi misin sen? Ezber yapıyordum. Sürekli tekrarlarsam bir anlama kavuşur, anlatacağın konuyu daha iyi kavrarım diye düşündüm. Bak Zeyi, Matta kitabında diyor ki, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Bence sen de kuru ezber yaparak konuyu anlayacağını düşünme. Haklısın be. Vay be. Yine haklısın. Hep haklısın ha. Evet, perge diyorduk değil mi? Ben yeterince perge dedim. Artık hiçbir şey demem. O kadar çok söylemişim ki beynimin içinde dönüyor. Gerçekten çok gereksiz bir şey yapıyormuşum. Evet. Valiye Tanrı sözünü göstermiş olan Elçi Pavlus, Barnabas ile birlikte Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kentine gelir. Paskalya bölgesi mi demek istedin? Hayır, hayır. Pamfilya. Burası eski zamanlarda birçok insan topluluğunun yaşadığı önemli bir kent ve hatta bölge. Günümüzde Antalya yakınlarındadır. Pamfilya 7000 yıldan beri yerleşim yeri biliyor musun? Ve adı da tüm kavimlerin ülkesi anlamına geliyor. Vay be! Evet, Elçi Paulus bu bölgedeki Perge kentine geldi. Yol arkadaşı olan Yuhanna da o sırada Barnabas ile birlikte yanlarındaydı. Ancak burada onlardan ayrılıp Yeruşalim'e geri döndü. Yeruşalim? Evet, Kudüs. Hah, tamam. Elçi Pavlus, İsa'nın müjdesini Perge kentinde de anlatmaya devam etti. Perge nasıl bir yer? Pamfilya gibi olsa gerek. İçinde olduğuna göre. Evet, tüme varım olarak yani, evet. Nasıl yani? Yani Perge, Pamfilya'nın içinde olduğu için özelden genele bir mantık kurarak tüme varımsal düşündüğün demek istedim. Tersine de tümden gelim deniyor. Neler yapmışım öyle? Evet, Perge antik kenti, Pamfilya'nın başkenti. Çok büyük ve görkemli bir yer. Perge'de birçok antik şehrin kalıntısı yer alıyor, biliyor muydun? Peki buradan nereye gidiyordu? Pisidya mıydı? Hemen de unuttum. Pisidya, Pisidya'ya yani Antakya'ya. Antakya'ya geri mi dönüyor? Yok yok, Pisidya'da Antakya isminde bir yer bulunuyor. Diğer adı da Yalvaç. Şehre vardıktan sonra bir gün dinleniyorlar. Ertesi günde Yahudilere İsa Mesih'i anlatıyorlar. Tarihsel geçmişe de atıflar yaparak süreci çok iyi bir biçimde anlatan bir konuşma yapıyor Elçi Pavlus. Örnek verebilir misin? Elbette. Diyor ki, arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar, kulak verin.
Bu İsrail halkının tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü bileğiyle onları oradan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölün ortasında kendilerine katlandı. Kenan bölgesinde 7 ulusu ortadan kaldırıp toprağı miras olarak kendilerine verdi. Yaklaşık 450 yıllık bir süreydi bu. Şimdi anladım. Tarihsel sürecin tutarlılığı da orada bulunan insanları daha kuvvetli bir biçimde ikna ediyor olmalı. Ya. Görüyorlar ki her şey birbiriyle uyumlu. Elbette. Elçi Pavlus konuşmasının devamında İsa Mesih'i anlatmaya devam ediyor. Ve onun nasıl tekrar dirildiğinden bahsediyor. Sevindirici haberi onlara müjdelediğini belirtiyor. Bir kere mi anlatıyor Elçi Pavlus? Dinledin, dinledin. Dinlemedin, geçmiş olsun. Yani öyle değil. Ertesi hafta toplulukların içinde aynı yerde tekrar anlatıyor. Hiç utanmıyor. Müjdeyi yaymaya devam ediyor. Duyanlar geliyor. Bu sefer daha büyük gruplar, hatta tüm kent oraya gidiyor. Elbette karşı çıkanlar da oluyor. Ama birçok kişi iman ediyor, biliyor musun? Ya, tehlikeli durumlar olmuş mu? Tabii. Hakaret ve iftiralarına devam eden bir grup Pavlus'u çok zorluyor. Ona saldırıyorlar. Pavlus da daha fazla zarar görmemek için şehri terk ediyor ve Konya'ya doğru yol alıyor. Arkada bıraktığı öğrencileri ve diğer inananlar ise kutsal ruhla sevinçle dolmuş durumdalar. Oh, harika mı? Çok duygulandım. Rica ederim Zihi. Keyif aldığına çok memnun oldum. Ben de keyifle anlatıyorum, biliyor musun? Evet, ama bir şeyden kaçamazsın işte. Yoksa doğru mu yanlış mı sorusu geliyor, doğru mu? Nereden bildin? Bekliyorum. Üst top, yakan top, köşe kapmaca ve elim sende. Çocuk oyunlarıdır. Doğru mu, yanlış mı? Ay Zihi, ne güzel bir soru bu. Evet, doğru. Hepsi de çok şeker çocuk oyunları. Yine bildin. Tebrikler. Okulda, bahçede, mahallenin sakin sokağında ya da evde arkadaşlarınla oynadığın çok çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu çocuk oyunları nesilden nesle devam eden bir kültüre sahip. En yaygın çocuk oyunları ise istop, seksek, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç, yerden yüksek ve elim sende. Çok güzel. O zaman Zihi, sana yavaşça yaklaşıyorum ve ebe. Şimdi benim en sevdiğim bölüm var sırada, çok iyi biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün Tanrı'nın sözünde konuşacağımız konu gerçekten çok özel, çok derin. Benim için bile hala gerçekten üzerine çalışmam gereken bir konu. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu itaat etmek konusu. Peki, acaba itaat etmek hayatımızda neden önemli? Kime itaat etmeliyiz, kime itaat etmemeliyiz? İtaat ne demek? Hadi bakalım birazcık bunlar hakkında konuşalım. Çünkü kutsal kitapta itaat etmek hakkında çok önemli şeyler var. Ve itaat etmek gerçekten Tanrı için çok önemli bir konu. Öyleyse bizim için de önemli. Hadi bakalım birlikte itaat etmek hakkında birazcık konuşalım. İtaat etmek öncelikle nedir arkadaşlar? İtaat etmek, söz dinlemek, sana yap denilen ya da yapma denilen şeyleri dinlemek ve o şekilde davranmaktır. Mesela bunu yap denildiği zaman onu yapmak, bunu sakın yapma denildiği zaman onu yapmamak anlamına gelir itaat etmek. Ama burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizler tabii ki de herkese itaat etmemeliyiz. Bizim hayatımızda itaat etmemiz gereken en önemli kişiler tabii ki de öncelikle Tanrı ve daha sonra ailemiz arkadaşlar. Ama bakalım zaten birazdan ailemiz ve Tanrı arasındaki bağlantıyı da itaat konusunda göreceğiz. Ama bizim itaat etmememiz gereken bazı insanlar var. İşte bu insanlar bizim tanımadığımız yabancı insanlar. Tanımadığımız yabancı insanlar bize bir şey söylüyorsa, mesela hadi gel, hadi şuraya git, şunu bana ver, şunu yap diyorsa, eğer yanımızda ailemiz yoksa onları dinlemememiz gerekiyor. Ama yanımızda ailemiz varsa ve eğer tanımadığımız kişi bize bir şey söylüyorsa,
O zaman bunu ailemize sorabiliriz ve ailemiz evet bunu yapmamız gerektiğini söylüyorlarsa, onaylıyorlarsa o yabancı kişiyi, evet her zaman ailemize itaat etmeliyiz. Ama az önce de söylediğim gibi tanımadığımız insanların sözünü dinlemek zorunda değiliz. Eğer özellikle bu şeyle mesela yanımızda bir büyüğümüz yoksa, onlara soramıyorsak o kişileri dinlememiz gerekmiyor. Peki size bir soru. Bu hayatta sizi en iyi tanıyan, çevrenizdekileri en iyi tanıyan ve bu dünyayı en iyi tanıyan ve acaba geleceği en iyi bilen kişi kimdir sizce? Cevabınızı merak ediyorum. Evet arkadaşlar, tabii ki de Tanrı. Öyleyse Tanrı'nın bize yap ya da yapma dediği şeyleri dinlemek bizim için çok faydalıdır. Çünkü ondan daha iyi hiçbir şey bilemeyiz. Birincisi Tanrı'nın istekleri. Tanrı'nın bize yap ya da yapma dediği şeyler bizi korur. Nasıl yani? Daha önce hiçbir hula hop gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yuvarlak, şu anda gördüğünüz gibi böyle içi boş ve yuvarlak bir şey. İşte Tanrı'nın bize yap ya da yapma dediği şeyleri bir hula hop gibi düşünebilirsiniz. Tanrı'nın söylediklerine uyum sağlarsak eğer, biz sanki o hula hoop'un içinde kalırız ve bu yuvarlak daire, bu çember bizi kötü şeylerden korur. Yani sanki eğer bu hula hoop'u bir koruma çemberi, koruma dairesi gibi düşünürseniz, eğer bizler Tanrı'nın söylediği şeyleri ciddiye alırsak, yani onun yap ya da yapma dediği şeyleri uygularsak, işte o hula hoop'un, yani o koruma çemberinin içinde kalırız. Ama eğer onu dinlemezsek diye o çemberden çıkmış oluruz. Bunu aynı zamanda bir şemsiye gibi düşünebilirsiniz. Mesela şemsiyeyi açtığımızı hayal edin. Üzerimizde açılan kocaman bir şey var. Ve biz genelde şemsiyeyi ne zamanlarda kullanıyoruz? Tabii ki de yağmur yağdığı zaman. Hadi bakalım şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Deli gibi yağmur yağıyor dışarıda, çok şiddetli. Ve sizler şemsiye almayı unutmuşsunuz. Ya da anneniz babanız size şemsiye al demesine rağmen sabah. Siz o gün şemsiyesiz evden çıktınız. Peki ne oldu yağmur yağdığında? Of olamaz. Saçlarım sırılsıklam oldu. Gözlüğümün camında yağmur damlaları var. Ve ben çok üşüyorum. Ayakkabılarıma kadar ıslandım. Yani korunmada değilim. Ama düşünün ki yağmurun altında şemsiyeyle olduğunuzda. Hadi bir de öyle hayal edin. O zaman ne oluyor? Saçlarınız kupkuru kalıyor. Kıyafetleriniz ıslanmamış oluyor. Ve şemsiyesiz insanlar sokakta evlerine gidebilmek için koşarlarken sizler yavaş yavaş yürüyerek şemsiyenin korumasının altında ıslanmadan evlerinize ulaşabiliyorsunuz. İşte bunu Tanrı'nın sözü gibi düşünebilirsiniz. Şemsiye ve hula hop gibi. Yani bizi koruyan şeyler Tanrı'nın sözünün kendisidir. Hadi bakalım birkaç örnek üzerinden gidelim. Mesela bazı kuralları düşünelim. Tanrı'nın yap ya da yapma dediği şeyler gibi düşünelim ama günlük hayatımız için düşünelim bunları. Mesela trafik ışıkları. Kırmızı ışığı düşünün bakalım. Kırmızı ışıkta durmak biliyorsunuz ki bir kuraldır. Ve kırmızı ışık bize karşıya geçme, yerinde kal der. Ama eğer trafik ışıklarına itaat etmezsek, yani bu kurallara uymazsak ve geçmeye çalışırsak kırmızı ışıkta, işte o hula hoop'tan hıt diye çıkmış oluruz. Ya da o şemsiyeyi yağmurun altında kapatmış gibi oluruz. Ve o zaman ne olur? Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışırsak, yani kurala uymazsak, o zaman hızla gelen arabalar bize gerçekten büyük bir zarar verebilir. Hadi bir başka eğlenceli örnek gelsin. Diyelim ki bir dondurma. Dondurma yerken şılak diye dondurmamız yere düştü. Ve o sırada anne ve babamız bize dedi ki sakın o dondurmayı yeme. Ama biz ısrarla o dondurmayı yerden alıp yersek ne olur? Üzerine yapışan tüm o pis şeylerle birlikte dondurmayı yalamış oluruz. Yani bütün o pis şeyler bizim bedenimize gitmiş olur ve hasta olabiliriz. Yani o hula hoop'tan, o koruma çemberinden yine çıkmış oluruz. Hadi bakalım bir diğer örnek gelsin. En sevdiğim konulardan bir tanesi şeker ve çikolata. Diyelim çok şeker ve çikolata tükettik ama ailemiz bunu yapmamamız gerektiğini söylemişti. Of, birdenbire dişimde bir ağrı hissettim.
Dişim gerçekten çok acıyor. Sanırım çok fazla şeker ve çikolata tükettiğim için dişlerim çürüdü. Galiba yine hula hop çemberinden çıktım. Peki, bir sonraki örnek. Bir yaz günü ve üzerimizde şortumuz var, ayakkabılarımız, spor ayakkabısı, çok rahatız ve o gün arkadaşlarımızla sokakta oyun oynuyoruz ya da bir parkta ya da bir bahçede. Koştuk ve güneş tepede ve ne oldu? Tabii ki de terledik. O kadar susadık ki. Ve anne babamız bize dedi ki sakın terli terli soğuk su içme. Ama biz ne yaptık? Dinlemedik çünkü çok susamıştık ve birazcık o sıcaklığı üzerimizden atmak için buz gibi suyu ağzımıza diktik. Sonra birkaç saat sonra sanki bir öksürük mü başladı yoksa hasta mı oluyoruz? Galiba yine hula hop çemberinden çıktık. O zaman hadi son örneğimize geçelim. Yolda yürüyoruz ve babamız bize dedi ki sakın benim elimi bırakma. Ama etraf o kadar renkli ki kendi özgürlüğünüzü istiyorsunuz ve onun elini bırakıp etrafa bakmak istiyorsunuz. Ve yavaşça bunu yaptınız. Babanızın elini bıraktınız ve etrafı izlemeye daldınız. Sonra bir baktınız. Baba, anne neredesin? Etrafınızda yoklar. Şu anda onları bulamıyorsunuz. Neden? Çünkü onlara itaat etmediğiniz için yine o koruma çemberinden çıktınız. Ya da ne yaptınız? Yağmurun altında o şemsiyeyi kapattınız. İşte arkadaşlar, az önce verdiğim örnekler ailemize itaat etmekle ilgiliydi. Ve gördüğünüz gibi onlara itaat etmediğimizde hep zarar gördük. Peki, bunun Tanrı'ya itaat etmekle ne ilgisi var? Aileme itaat etmenin Tanrı'ya itaat etmekle nasıl bir ilgisi olabilir? Çok ilgisi var. Tanrı'nın sözü bize şöyle der. Koloseliler 3. bölümde "Ey çocuklar, her konuda anne ve babanızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder." Öyleyse Tanrı'ya ve ailemize itaat etmeliyiz. Yani ailemize itaat etmek aynı zamanda Tanrı'ya itaat etmek anlamına gelir. Çünkü bu bize gelen Tanrı'nın sözü. Tanrı bizim ailemize itaat etmemizi istiyor. Neden ailemize itaat etmeliyiz? Bir, çünkü kutsal kitap öyle der. Ve bizler kutsal kitapta yazan her şeyi hayatımızda uygulamayı çok seviyoruz. Bir diğeri, az önceki ayetteki gibi Tanrı'yı hoşnut eder ve bizler bütün hayatımızı zaten bizi çok seven Tanrımızı hoşnut etmek için geçiriyoruz. Ve bir diğeri bizi korur arkadaşlar. Az önce size anlattığım gibi tıpkı bir şemsiye gibi ya da bir koruma çemberi gibi, hula hop gibi bizleri korur. Öyleyse bir de şöyle düşünün. Ailemize bile itaat etmek bizi bu kadar fazla şeyden koruyorsa acaba her şeyi bilen, bizi yaratan, geleceğimizi bile bilen Tanrı'yı hoşnut etmek, ona itaat etmek acaba hayatımız için ne kadar önemli? Bugünlük Nora abinizin sizlerle paylaştıkları bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.